Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Cübbeli Ahmet Hoca arasında cennete girme tartışması çıktı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cübbeli Ahmet arasında zengin fakir tartışmasıyla cennete girme kavgası büyüyor. Az bir mal varlığının olduğunu öne süren Cübbeli Ahmet Hoca, Özdağ için cennete girmen söz konusu değil dedi. İsmail Ağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Fakir 500 sene evvel cennete giriyor. Zekatını veren, zengin, sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. İkisi de cenneti hak etmiş. Ama 500 sene evvel cennete girmek ne demek ya?" dediği video gündem oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Cübbeli Ahmet'in videosunu sosyal medyada alıntılayarak "Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemiyorum. Servetini fakirlere dağıt. 500 sene erken cennete gir. Bir de sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mı cennete girecekler?" diye yazdı. Ardından bu kez Cübbeli Ahmet Hoca Özdağ'ı alıntıladı. Sosyal medyada Özdağ'ı alıntılayan Cübbeli Ahmet, "Ey Ümit Özdağ, benim babam 80 yılında Türkiye'nin demirinin %80'ini elinde bulunduracak derecede zengindi. Ok çivi markası hala birçoklarının hafızasında kazılıdır. 80 senesinde 15 yaşımdayken 80 model Mercedes'le özel şoförüm beni camilerde sohbete taşırdı," dedi. Zengin bir aileden geldiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, bunun ardından 28 Şubat'a atıfta bulunarak iflas etmelerinin nedeninin junta olduğunu öne sürerek, bakın ne dedi. "Ama 28 Şubat juntasının marifetiyle babam iflas ettirildi. Ben de hapislere atıldım. Ama şu anda zenginlikten nasibim yoktur. Yıllardır telif ücretlerimle babamın borçlarını ödemek ve hacizlerini kaldırmakla uğraştım. Şu anda 100'den fazla matbu eserim var. Dolayısıyla ben diğer bazı hocaların aksine bu işe zengin başladım, nispi olarak fakir bitirdim. Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim. İslamiyet'e göre herkes kendi mülkiyetinde olana göre zekat vermektedir." Değerli dostlar, ailesiyle oturduğu evlerden başka mal varlığının olmadığını da öne süren Cübbeli Ahmet Hoca, bakın başka neler söyledi. "Şu anda benim ve çoluk çocuğumun oturduğumuz evlerden başka gelir getiren hiçbir mal varlığım yok. Bu evlerin hepsi de babamın zengin zamanında alınan evlerin satılması suretiyle alınmıştır ki hangi tarihte neyin satılıp neyin alındığı tapu kayıtlarında müecceldir. Kendi üstümde de Esenyurt'taki 100 metre arsadan başka bir tapu yoktur. Orayı da haberimiz olmadan devlet trafo kurarak bedava kullanmakta. Geri kalan telif ücretleri ise bu pahalılıkta zaten başa baş denk gelmekte. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle birlikte girmeyi ümit ediyorum." Mal varlığının beyanının ardından Özdağ, Mossad ve derin devlet üzerinden cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, bakın başka neler söyledi. "Ama senin Mossad'la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değil. Kur'an şeriatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değil. Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur'an şeriatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahi gecikmeli de olsa cennete girmene yeter." Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.